Profesör Doktor Sayın Alel Baş salonumuzu teşrif etmişlerdir. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil müttakîn. Ve la udvâne illâ alez zâlimîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, değişen ve gelişen dünyada din hizmetleri başlığıyla gerçekleştirilen bu müzakerenin, bu toplantının, bu çalıştayın bereketli ve faydalı geçmesini ve burada gündeme getirdiğimiz konularla ilgili verimli kararların alınmasını ve bunun din hizmetlerimize en faydalı bir şekilde, en güzel bir şekilde yansıtılması noktasındaki gayretlerimizi artırmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim de demek ki zamana çok dikkat etmemiz lazım. Zamanın gelişimine göre din hizmetlerinde daha etkili nasıl olabiliriz? Dini mübini İslam'ı insanlara nasıl daha nitelikli bir şekilde ulaştırabiliriz? Çocuklara, gençlere, yaşlılara, yetişkinlere, farklı kesimlerdeki insanlara daha nitelikli din hizmetini zamana göre değerlendirerek nasıl yapabiliriz? Bunun derdini taşıyoruz. İletişim ve etkileşim araçları o kadar hızlı gelişiyor ki, geçmişin araçlarıyla yola devam etmekte ısrar edenler, güncel imkanları ve fırsatları kaçırabilmekte ve dolayısıyla
zamanın gerisinde kalabilmektedir. Bu sebeple Müslümanlar olarak toplumla, mekanla, mabetle olan ilişkilerimizi çağın gerçekliklerini dikkate alan bir yaklaşımla yeniden şekillendirmek ve bunu mutlak sabitelerimizden vazgeçmeden başarmak durumundayız. Sadece ibadet için toplanılan mekan olmanın ötesinde camiler yönetim ve istişare mekanı olarak da hizmet vermiş. Eğitim faaliyetleriyle İslam toplumlarında ilmin, irfanın ve kültürün gelişmesini mümkün kılmış. Çevresinde kurulan çarşılar yerleşim yerleriyle mabet merkezli medeniyetimizin sembolü olmuş camiler. Şu bir gerçek ki tarihsel süreç içerisinde toplumsal yapıda meydana gelen değişim cami ve mescitlerin dini ve toplumsal fonksiyonlarında ve bu fonksiyonların icra ediliş biçiminde de ciddi bir değişimi beraberinde getirmiştir. Kıymetli hocalarım, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler geçmişte olduğu gibi bugün de hizmet anlayışımızın, irşat ve ihya faaliyetlerimizin ana ekseni olarak camilerimizi görüyoruz. Dini düşünce, bilgi ve mesajların aktarımı için kitle iletişim araçlarının sıkça kullanıldığı ve insanların dini bilgi edinmek için bu araçlara sıkça başvurduğu bir süreçte din ve irşat hizmetleri anlam ve etki bakımından daha önemli hale gelmiştir. Değişen şartlar muvacehesinde ortaya çıkan her yeni durumu din hizmeti için birer fırsata dönüştürmenin imkanlarını sorgulamalıyız. Kısacası İslam'ın rahmet mesajlarıyla insanları buluşturmanın, hayırlı nesiller yetiştirmenin, erdemli bir toplum oluşturmanın ve daha iyi bir dünya inşa etmenin heyecanı içerisinde olmalıyız. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada yapılacak müzakerelerde katkı sunacak hocalarımıza ve tüm katılımcı kardeşlerime teşekkür ediyor. Tekrar hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin inşallah.